Arkadaşlar merhaba. Şimdi üçgende karmayı çözeceğiz. İlk sorusuyla başlayalım. Şöyle başlamış. Periskop prizmalar sayesinde görüş açısı sağlayan optik düzeneye sahip bir alettir. Uzunca bir boru bulunan periskoplarda deniz yüzeyine çıkarılarak deniz yüzeyi gözlemlenir. Yüzeyde gelen ışınlar kiriş aynası sayesinde 90 derecelik bir açıyla kırılır ve böylece görüntünün periskop borusu tarafından aşağıya indirilmesi sağlanır. Alt tarafında bulunan başka bir ayna sayesinde ise ışınlar yine 90 derecelik açıyla kırılarak gözümüze ulaşmış olur. Yukarıda AB ve CD doruları üzerine yerleştirilmiş giriş aynaları olan bir periskop verilmiştir. AB ile CD doruları arasındaki dar açının ölçüsü 15 derecedir. AB doğrusu üzerindeki giriş aynaya 40 derecelik açıyla gelen bir ışın CD doğrusu üzerindeki giriş ayna üzerinden kaç derecelik bir açıyla kırılır demiş. Şimdi AB ile CD doğrusu arasındaki dar açının ölçüsünün 15 olduğu söylenmiş. Biz onu şöyle uzatsak, demek ki onlar şu şekilde kesişecekler. Şu şekilde ileride bir yerde kesişiyorlar. Bu dar açı 15 dereceymiş buradaki açı. Bize bunu söyledi. Daha sonrasında 40 dereceyle geldiği söyleniyor. Şöyle şuraların 90 olduğunu biliyoruz zaten. Yukarıda tanım yaparken bunları söylemişti bize. Burası 90 derece. Buraya 40 dereceyle geliyor. Kaç dereceyle çıkacağını bulacağız biz şimdi. Yani bizim aradığımız yer şurası. Şu aşağıdaki açıyı arıyoruz. Şimdi şuranın 50 derece olduğunu biliyoruz. Orası 40, orası 15. Burası 2 iç bir dıştan şuradaki açı. 55 derece yapmış oldu. 55 var, 90 var. O halde burası o zaman ne yapacak? 35 derece yaptı. 35 var, 90 var. O zaman çıktığı açı da 55 derece, yani D şıkkı olmuş olur. İkinci soruya bakalım. Aşağıda 24 birim kareden oluşmuş kağıt üzerine ABC üçgeni çizilmiştir. Bu kağıt B ve D noktalarından geçen bir doğru boyunca kesilerek iki parçaya ayrılmıştır. Buna göre ABC üçgenin ikinci parçada kalan kısmının alanı kaç birim karedir denmiş bize. Şimdi köşeleme kesiyor, yani şu şekilde kesmiş. Şöyle B'den dolayı şuradan gelip kesmiş. Şimdi ikinci parça, dikkat edin, şu aşağıda kalan kısım. Şurası 2 birim. 1, 2, 3, 4, 5. BC 5 birim. Yani orada bir kelebek gördüm ve onun oranının 2'ye 5 olduğunu gördüm. O halde şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğer ki ben şu yüksekliğe kelebekten dolayı şuraya 2H dersem, onu böyle devam ettirdiğimde aşağıya doğru buranın 5H yapması lazım. Kelebekten söylüyorum bunu. Şuradaki kelebekten. Şu bize ikinci parçanın alanı soruluyordu. Yalnız dikkat edin, 2H, 5H, yani toplamda 7H yaptı. 7H dediğiniz kaç birim? 1, 2, 3, 4 birime eşit. Demek ki H dediğim o zaman 4/7 olacak. Ama bize 5H lazım çünkü ikinci parçanın alanını arıyoruz biz. Burası 5H'tı. O zaman bu yükseklik şöyle oldu. 5 çarpı 4/7'den 20/7 oldu yüksekliği. Bize alanı soruluyordu. Tabanı ne bakalım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı taban 5. Yükseklik 20/7/2 yapalım. Ne gelecek buradan da? 50/7 gelecek. O da D şıkkında var. Üçüncü sorudan devam edelim. AB eşittir AC, ABC ikizkenar üçgenin ABD üçgeni kesilip çıkarılıyor. B köşesi C'nin, D köşesi BC'nin üzerine gelecek biçimde yapıştırılarak şekil elde ediliyor demiş. 5 derece vermiş bize, ADC açısını soruyor. Şimdi bu bir ikizkenar üçgenmiş. AB ile AC birbirlerine eşitmiş. Şunlar. B köşesi C'nin üstüne gelecekmiş. Şimdi dikkat edin. Şununla şu eşitti zaten. Şu ikisi birbirine eşitti. Bunu biliyoruz. Bunu ikinci şekilde gösterelim. Burayı buraya getirdi aslında. Bakın o yeşilde taradığım yerler burası oldu. Aynı zamanda şu açıya çizgi dersen bu açı da çizgi ikizkenar olduğu için. Demek ki bu açıyla bu açı olacak onlarda. Sonra şimdi bu bir ikizkenar üçgen. Yani ACA üssü bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgenin tepe açısından açıortay iniyorsa o aynı zamanda dik olmak zorundadır. Bir de soruda bize şöyle bir bilgi vermişti. DAA üssü 5 dereceydi. DAA üssü şurası 5 dereceydi. O zaman burası da 90 olduğu için
O zaman buradaki açımıza 85 derece kalır. Zaten bize doğrusu soruluyor. C şıkkı. Dördüncü soru. Serkan doğa yürüyüşü için öğlen A noktasından B noktasına, akşam da B noktasından C noktasına gidecektir. Bu noktalar AB kenarı BC kenarına dik olan bir ABC üçgenin köşe noktalarıdır. Serkan A'dan B'ye giderken pusulanın kuzeyi gösteren ibresiyle izlediği yol arasındaki açıyı bir kağıda aşağıdaki gibi not almıştır. Buna göre Serkan B'den C'ye gitmek için pusulasını aşağıdakilerden hangisi gibi ayarlamalıdır? Şimdi biz de pusulaya göre hareket edelim. A'dan B'ye gideceğiz. Kuzey A yönü kuzeyle 24 derecelik bir açı yapıyormuş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yukarısı kuzey olsun, şöyle aşağısı güney olsun. Şimdi A dediğim A ile B arasına bakacağız yan taraftakine göre. 24 derecelik dar açı yapıyormuş. O zaman orası şura olmalı. Şurası 24 derece yani. Şu şekilde. Şimdi buna paralel bir tane de buradan çizelim. Burası kuzey, burası güney yine aynı şekilde. Şimdi bunun dik olduğu söyleniyordu bize. Bakın şurada AB kenarı BC kenarına dik olan diyor. Şurası 90 derece. İç tersten 24 buraya geldi. Burası da 24 yaptı yine. O zaman burası 24. Burada 90 varsa dikkat edin şöyle bir kural vardı açılarda. Şu açıyla şu açının toplamı sana buradaki açıyı veriyordu. Burası 24, burası 90'sa o zaman buradaki açıya 66 derece kalmış oldu. Şöyle. Eğer ki ben o 66'yı şöyle de taşıyabilirim. Fark etmez iç ters açıdan. Şimdi dikkat edin. B'den C'ye giderken B kuzeyle 66 derecelik bir dar açı yapıyor fark ettiyseniz. Bu da Bolu şıkkında var. Geldik 5. soruya. Bakalım. BAC 24 derece olacak şekilde ABC üçgeni verilmiştir. ABC üçgeni C köşesi D köşesine gelecek şekilde A noktası etrafında saatin tersi yönünde 60 derece döndürülünce AED üçgeni oluşuyor demiş. Şimdi ABC üçgenini vermiş. C köşesi D köşesine gelecek şekilde CD'ye gelecek şekilde döndürdüğünde 60 derece döndürdüğünde AED üçgenini oluşturuyormuşsun. AED üçgeninin de bu sefer D'yi sabit tutup saatin tersi yönünde 60 derece döndürdüğünde A ile C çakışıyormuş. CDF oluyormuş. A ile F birleştiriliyor diyor. Bu durumda AF ile AC eşit olduğuna göre ACB açısını bul bize demiş. Şimdi dikkat edin bakın. Şimdi en baştaki bizim ABC üçgenimizi 60 derece döndürünce şuradaki C noktamız buraya gelecek. O halde o zaman şu kenar la şu kenar arasındaki açının 60 olması lazım. Demek ki buraya 36 derece kaldı. Şurayı bulduk. Sonra hatta buranın ne olduğunu biliyorum. Buranın 24 derece olduğunu biliyorum. Çünkü bunlar eş üçgenler zaten. Döndürdüğümüz için bir değişiklik olmayacak. Oranın 24 olduğunu biliyorum. Sonra bakalım. Tekrar bir 60 döndürmemiz var. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Bakın uzun kenarı görene B diyelim. Şurada kısa kenarı görene A diyelim. Kısa kenarı burada gören A, burada gören B oldu. Daha sonra altta da aynı olay var. Kısa kenarı gören burada A var. Sonra şurada 24 derecemiz var. Bir 60 derece döndürme yapacağız orada. Bir de ne demişti? AF ile AF şurası. AC birbirlerine eşitti. Şunlar. Şu ikisi birbirine eşitti. Onu biliyoruz. O taradığımız aslında bununla da eşittir arkadaşlar. Şunlar da birbirlerine eşit. Şurası. Oradan hareketle orası 60'sa o zaman bu da 60 derece yapmış oldu. Hatta şurası da 60 derece yaptı. Bakalım. Bakın burada da bir ikizkenar yakaladık. O halde şuradaki şu küçük dar açımıza şu küçük dar açıya 12 derece kaldı. Demek ki içeriye 24 kaldı orada da. Biz nereye arıyorduk? ACB. ACB yani biz A'yı arıyoruz aslında. A açısı soruluyor bize. Bakalım şimdi. O 24'ü şuradan da yazabilirsiniz. 84. Şurası da 84 ya arkadaşlar. 160, 168 yaptı. Şurayı yanlış yapmıştım. Düzeltelim. Tam tersi.
Şuradaki ikizkenarlıktan 84, 84, 168. Buraya 12 kaldı. Şu küçük dar açıya 24 kaldı. Şimdi şurayı biliyorduk. A'ya geçeceğiz. Bakalım. Orada bir ikizkenarlığımız var. Evet, bak burayı bulduk. Şuranın tamamı, şuradaki açının tamamı 36 yaptı. 180'den 36'yı çıkardım. 144 yaptı. 144'ü 2'ye bölsek 72 yapacak. Ama orası 24'tü, 48 yapacak. Biz attık. 132. 132 2'ye böldük. 66 oldu. Bakın onu da nereden yazıyoruz? Onu da şuradan söyleyebiliriz mesela. Bakın şurada bir ikizkenarımız var. Şöyle. Şurada bir ikizkenar üçgenimiz vardı. Bunun şu arada 24'ü vardı. Bir 24'ü o arada vardı. Toplamı 48 yaptı. 180'den 48'i çıkardım. 132'yi buldum. 132 ikizkenar açıda geriye kalan açılar, taban açılar. O zaman 66 66 paylaşacak. Şimdi buradan A'yı bulabilirim aşağıdan. Eğer buradaki iç açıları toplarsanız A buradan 6 derece gelmiş olur. Geçelim 6. soruya. Ne demiş? Herhangi bir üçgende yükseklik H, açıortay N ve kenarortay ise V harfi ile sembolize edilmektedir. Çeşit kenar bir ABC üçgeni için en uzun kenara ait kenarortay en uzun kenardır demiş. Bu hatalı. Çünkü şöyle düşünün. Bir üçgenimiz olsun bizim şu şekilde. Bu bir çeşit kenar üçgen tabii ki de. Şöyle bir ABC üçgeni olsun. Şimdi en uzun kenar A olsun. Sonra B, sonra C olsun. En uzun kenar A, sonra B, sonra C olsun. Eğer ki bu sıralamayla gidiyorsa yükseklikler tam tersi olur arkadaşlar. Yani en kısası HA'dır. Sonra HB gelir. Sonra HC gelir. Yükseklikler böyle. Aynı şey kenarortay için de geçerlidir. VA, VB, VC. Aynı şey açıortay için de geçerlidir. VA, NA, NB ve NC şeklindedir sıralanır. Peki biz bunları kendi aralarında sıralarsak, yani A'dan çıkan yükseklik, kenarortay, açıortay kendi aralarında nasıl sıralanır dersek, o da şöyle olacak. En kısaları açıortay, en kısaları yüksekliktir. Sonra açıortay gelir, sonra kenarortay gelir. Bu şekilde sıralanır. Buradan yorum yaparsak en uzun kenara ait yükseklik en kısa yüksekliktir. Evet, bunu gördük. Doğru. En büyük açıya ait açıortay, en büyük açıya ait demek yani aslında en uzun kenarı gören açı demek. En uzun açıortaydır diyor. Hayır, yanlış. Ters orantı vardı. VA, HA ve NA için HA, NA ve A sıralaması vardır. Evet, doğrudur. O zaman 2, 4 yani Denizli diyebiliriz. Yedinci sorudayız. AC ile AD birbirlerine eşit. CAD 64 dereceymiş. Şimdi şunu biliyoruz. AC ile şöyle AD birbirlerine eşitmiş şunlar. Oraya 64 vermiş. Daha sonrasında ABC üçgeni AC boyunca katlandığında bu şekilde katlandığında CB B üssü de yani şu kenarla CB ile B üssü de şurası eşit oluyormuş. Ve bir 18 derecelik açı varmış. Orada bize alfa soruluyor. Bakalım şimdi. Şimdi katlamayı nasıl yapıyor? Ona dikkat edelim. AC üzerinden katlıyor. ABC üçgeni AC boyunca katlandığında diyor. Bu tarafa doğru katlayacak. Demek ki burada o zaman bir açıortay oluşacak şöyle. Şu şekilde. Daha sonra hatta bu kenarla bu kenarla birbirlerine eşit olacak. Onu da biliyoruz. Ve dikkat et. Bununla bu birbirine eşitti. Soru en başta söylemişti. Şununla şu birbirine eşitti. O zaman hem kenarortay hem de ikizkenarsa buranın dik olması gerekir. Onu bulduk. Şimdi bakalım. Şurada 90'ımız var. 64'ümüz var yukarıda. Zaten yukarısı 64 ise hemen 180'den 64'ü çıkardım. 128 kaldı.
pardon 100, 16 kaldı. 116'yı 2'ye bölersem eğer, bu da ne yapacak? 58 paylaşacak ikizkenar olduğu için. Demek ki 18 oradaysa buraya 50 kaldı o zaman. Şuradaki açımızda da 58 kaldı. Şimdi bakalım. Katlama yaptığı için aynı açıyla katlayacak demiştik. O zaman bu da 58 derece dedik. Burada 58 var. Burada 90'ım var. O halde buranın 32 yapması lazım. Bu açı da 32 yaptı. Şimdi alfaya ulaşmaya çalışalım. Zaten şu açıyı biliyorduk arkadaşlar. Şuranın tamamı neydi? 64'tü. İç açılar toplamından yapalım. Hangi üçgenin? ABD üçgeninin iç açılarından gidelim. 64, 32 daha 96 yaptı. 50 daha 146 yaptı. O zaman alfaya 44 derece kalmış oldu. ABC dik üçgeninin BA diktir, AC'dir. Bu üçgenin C noktası etrafında saat yönünde bir miktar döndürülerek BC diktir, BC üssü elde ediliyor demiş. Tamam. Daha sonrasında 7 birim, 15 birim verilmiş. AB üssü uzunluğu soruluyor bize. Şimdi bakalım. Şimdi şurası alfa olsun. Yani alfa kadar bir döndürme gerçekleşsin. Burası da beta olsun. O zaman alfa ile beta'nın toplamı 90 oldu. O halde burası da alfa oldu. Şimdi bunlar eş üçgenler zaten döndürmede şekil değişmeyecek. O zaman bu da 7, burası da 15'ti. 7'yi gören burada beta ise burada da beta olmalı, burası da alfa olmalı. Bunları yazdık. Daha sonrasında ne yapabiliriz? Bizim şuradaki AB üssüne ulaşmamız gerekiyor. O halde şuradan şu şekilde bir dik atsak. Şöyle. Bakın 90, 90, 90. Demek ki bu bir dikdörtgen oldu. O zaman burası 7, burası 8 geldi. Bu da 15'ti zaten. Şurada bir Pisagor yaparsak 8, 15, 17 özel üçgeninden bulabiliriz. Dokuzuncu sorudayız. Evinden çıkıp okuluna giden Eylül okuldan sonra da doğrudan müzik kursuna gidecektir. Müzik kursundan sonra tekrar evine dönecek olan Eylül'ün takip edeceği 30 kilometrelik yolun krokisi yukarıdaki gibi üçgen biçimindedir. Buna göre Eylül'ün okul ile müzik kursu arasındaki uzaklık tam sayı olarak en çok kaç santimdir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Okulla müzik kursu arasındaki yola bakıyoruz biz. Buraya A dedim, buraya B dedim uzunluk olarak. O halde toplam 30 kilometrelik bir yol kat ediyorsa yani bu üçgenin çevresi 30 olacak. O halde burasının o zaman 30 eksi A artı B olması lazım. Şimdi üçgen eşitsizliğinden şunu biliyoruz. A artı B dediğimizin 30 eksi A artı B'den büyük olması lazım. Bu tarafa atalım. 2A 2B geldi. 30'dan büyük. Bölersek A artı B 15'ten büyük olacak. Şimdi ne diyordu bize? Eylül'ün okul ile müzik kursu arasındaki uzaklık tam sayı olarak en çok kaç olabilir? O zaman bizim A artı B'ye çok küçük vermemiz lazım ki tam sayı olarak buranın en büyüğünü bulalım. Burası minimum 16 olur. Eğer 16'yı burada yerine yazarsak o zaman burası en küçük tam sayı olarak 14 olmuş olur. Onuncu soru. ABC üçgeni 80 derece, 50 derece şeklinde açıları verilmiş. Bakalım buradaki açımız 80 dereceymiş. ACB'de 50 derece şurası. Şimdi ne diyor? ACB noktası etrafında saatin tersi yönünde. AC şurada. B noktası etrafında saatin tersi yönünde 20 derece döndürülüyormuş. ACB noktası etrafında saatin tersi yönde 20 derece döndürüldüğünde C noktası C1 noktasına geliyor. ABA noktası etrafında saatin tersi yönde 130 derece döndürüldüğünde B noktası B2 noktasına geliyor demiş. Bakalım şimdi. Eğer ki biz bunu bu şekilde 20 derece döndürürsek yani AC'yi B noktası etrafında 20 derece saatin tersi yönünde döndürürsek şöyle olacak. Şurasını zaten biliyoruz. Burası 50 dereceydi. 20 derece döndürelim şimdi. Şöyle bir şekil oluşacak. Bu arada neyi biliyoruz? Burada bir ikizkenar gördük. Bakın bunları gösterelim hemen. 80, 50, 50.
Şöyle. Şimdi B noktasını döndürdük. AC, daha doğrusu AC B noktası etrafında saatin tersi yönünde şu şekilde 20 derece döndüğünde şöyle bir şekil oluştu. Şurası 20 derece. Yani C buraya geldi. C1 diyelim buna. Şurası C1 oldu. Daha sonra ne yaptık aslında? Burası 20 derece dönmüş oldu. Yukarıya doğru 20 derece kaymış oldu. B noktası etrafında burada 60 kaldı. Orada 70'im. Şurası eşitti zaten şu kenar. O zaman burası da 60 olmuş oldu. Yani burayı da tarayabilirim. Burada bir eşkenar yakalamış olduk şöyle. Şurası 10, pardon. Devam. Ne diyor şimdi? AB, A noktası etrafında saatin tersi yönünde. AB, A noktası etrafında saatin tersi yönünde 130 derece döndürülecek. Bunu da döndürürsek o da B noktası da 130 döndürdüğümüzde şöyle olacak. Şurası 60'tı zaten. Demek ki şuradan şöyle bir 70 derecelik bir döndürme yapıyoruz. Burası da B2 olmuş oluyor. B2 de buraya geliyor. Zaten biz AB'yi taramıştık. Bunu da taramak zorundayız o halde. Soru bizden AB2 ve C1. Şu açıyı istiyor aslında. AB2 C1. Şuradaki açıyı soruyor. Burada 70 derece var. O halde burası 55 derece, 55 derece olacak. Çünkü ikizkenar geldi. Zaten biz de buraya alıyorduk. Birinci soru. AB ve OD açıortaylar 4 birim 6 santim şeklinde verilmiş. BCD noktada doğrusal x kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi dikkat edin, burada açıortayım var. Açıortaydan gelip yan kola dik atmış. 4 birim olmuş. Bu yan kola dik attığına göre o zaman bu da 4 birim. Hatta burası da x birim şeklinde olacak. Daha sonra burada bir de dış açıortayım var. Buradan hareketle. Hatta isterseniz şöyle yapalım. Bakın dış açıortay burada bitmiş. Dış açıortay teoreminden gidelim. 6'nın 10 oranı, 6'nın 10 oranı x'in OB oranıdır. X'in OB oranıdır. Buraya yazdık. Şimdi buradan şöyle 3'e 5 oldu. Hatta isterseniz 5x eşittir 3 tane OB dedik. Buradan OB dediğiniz 5x bölü 3 geldi. Buradan. Daha sonra Pisagor yapıp şuradan x'i bulabiliriz. 5x bölü 3'ün karesi 25x kare bölü 9 eşittir x kare artı 16 dedik. Bunu buraya attım x kareyi. Burası 16x kare bölü 9 geldi. 16 geldi. Sadeleşti. X kare 9 oldu. X buradan 3 birim gelmiş oldu. Soru. Yukarıdaki şekilde bir kenar uzunluğu 6 santim olan eşkenar üçgen ile kenar uzunlukları ikişer santim olan 3 tane kırmızı eşkenar üçgenin birleşimi ile elde edilen yapıda kırmızı eşkenar üçgenlerin köşelerinin birleştirilmesiyle oluşan ABC üçgenin çevresi kaç santimdir diye sorulmuş bize. Bakalım şimdi. Şimdi küçüklerin bir kenarı 2, büyüğün de bir kenarı 6 santimmiş. Onu biliyoruz biz. O halde şöyle düşünün. Şurası 2 birimdi zaten. Ya da şura 2 birimdi. Şuralar 60 derece, 60 derece. Şöyle 60-60 buralar. Orası 2 birim. Şöyle. Şurası, şuraya yukarıya 4 birim kaldı. Çünkü bir kenara 6 yapacak. Şimdi burası 2, burası 2, burası 120 derece oldu. O zaman o halde şurası 202 kök 3 gelmiş oldu. 30-30-120 üçgeninden dolayı. Şuradaki açının tamamı 120 derece çünkü. Aynı şekilde burada da var o. Şöyle devam edersek bu taraftan. Burası 2 kök 3'tü. O zaman bu da 2 kök 3 yaptı. Şu şekilde. Şurası 2 çünkü. Şu da 2. Arada 120 derece var çünkü.
şundan dolayı. Şurada 2 birimde. Bizden ne isteniyordu? ABC'nin çevresi isteniyordu. Kaç yaptı o da? 2 kök 3, 2 kök 3, 4 kök 3. 4 kök 3'ten 3 tane var. Toplamı 12 kök 3 yapmış oldu. On üçüncü soru. Şekil 1'de ABC eşkenar üçgeni şeklindeki karton AD 2 cm ve DC 4 cm olacak şekilde BD doğrusu boyunca kesilip bir parçası yeşile bir parçası kırmızıya boyanmıştır diyor. Şekil 2'deki yeşil parça kırmızı parça ile AB ve BC çekişecek şekilde birleştirilmiştir. Daha sonra D ve D3 noktaları arasındaki uzaklık nedir diye sorulmuş bize. Bakalım hemen. Şimdi bu bir eşkenar üçgen. O halde buralar 6, buralar 6. Şu açımız 60 derece, şu açımız 60 derece. Bunu biliyoruz. Sonra şuradan yürüsek yüksekliğini de bulabiliriz mesela. Şurası 1, şurası 3, şurası 3 kök 3. Yüksekliğini de biliyoruz. Şimdi kesme işleminde pembeye dokunmuyor. Pembe yukarıda kalıyor. Burada dörtlük bir kaldı. Yani şu uzunluğu bulmak istersek eğer, hani 1, 3 kök 3. Yani şuradaki BD uzunluğunu bulmak istersek, şuradaki 1'in karesi 1, 3 kök 3'ün karesi 27, topladık 28. O da 2 kök 7 yapar. Şu uzunluğu yazmak istersek. Sonra o uzunluk aslında buradaki uzunluğa eşit. O buradaki uzunluğa eşit. 2 kök 7. Soru bizden ne istiyordu? D üstüyle D'nin arasındaki şu uzaklığı arıyorduk biz. Şöyle. Şimdi şuranın zaten 60 derece olduğunu biliyoruz. Şuradan dik attık. 90'ın gördüğü 2 ise 30'un gördüğü 1. Buraya kök 3 kaldı. Sonra şuranın da 60 derece olduğunu biliyorduk. Buradan bir dik attık. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü 2. Burası 2 kök 3 yapmış oldu. Şu şekilde. Şimdi bir kenar zaten kaçtı? 6 idi. Eşkenar şekil 1'den biliyoruz. Burada 2 birim var. Burada 1 birim var. O halde şu taradığım kısma 3 birim kalmış oldu. Şimdi ben onu aşağıya taşırsam şu şekilde. Şöyle. Şurasına kök 3 geldi. Şu aşağıya 3 geldi. Orada şu şekilde bir dik üçgen elde ettik bakın. Şöyle bir dik üçgen geldi. Şurası D. Şurası D üssü. Şurası 90. Şurası 3 kök 3. Aşağıya 3 geldi. İşte biz burayı arıyorduk. Pisagor yapalım. Karesi 9. 3 kök 3'ün karesi 27. Toplarsan 36 yapar. Bu da 6'nın karesine eşit. Demek ki burası 6 birimmiş. O da C şıkkında var. On dördüncü sorudan devam edelim. Şekildeki ABC üçgeni C noktası etrafında alfa kadar döndürülüyor. A üssü C, B üssü üçgeni elde ediliyor. ACB 30 derece, 6 santim, BC 8 santim olduğuna göre AB uzunluğu ile ilgili olarak veriler var. Hangileri doğrudur denmiş. Bakalım şimdi. Alfa 30 derece olursa eğer diyor, AB üssü 10 santim olur. Eğer ki burası 30 derece olursa, şuradaki küçük açı, 30, 60, 90 burası dik olur. AB üssü şurasıydı. Zaten şu 8'di. Burası 8 olacak. 6, 8. O zaman burası 10 gelmiş olur. Evet, bu doğru. İkinciye bakalım. Alfa 30 dereceden küçük olursa AB üssü tam süre olarak en az 9 santim olur demiş. Şimdi A 30 olsaydı burası 10 çıkacaktı. 30'dan küçükse, 30'dan küçükse o zaman 10'dan küçük olacak AB üssü. Şöyle. 10'dan küçük olacak ama neyden büyük olacak? Yani 30 olsaydı diye varsayıyoruz şu an. 30 olsaydı eğer burası zaten ilk yargıda biliyoruz 10 çıkacaktı. Eğer 30'dan küçükse o zaman 10'dan küçük olacak oradaki kenar. Ama neyden büyük olacak? 2'den büyük olacak. O zaman en az 9 değil, en az 3 olurdu. Hatalı. Alfa 60 derece olursa eğer, 60 olursa eğer burası ne olur? 120 gelir. 120 gelirse buradan Pisagor yaparız arkadaşlar. Şey, kosinüs teoremi yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Bakın şurası 6. Şurası 8. Şuradaki açı 120.
Cos teoremi yapsak, AB burası A, burası da B üssü. Buna bakalım şimdi. Şimdi biz varsayım yapıyoruz. Büyük ya da küçük demiyoruz. Orası 60 olsaydı ne olacaktı diye bakıyoruz. X kare 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı cos 120, o cos 60 demek. Eksi cos 60 demek. O da ne demek? 1 bölü 2 demek. Şöyle oldu. Şunlar gitti. Şurası 36, 64, 100 geldi. Burası da 48 geldi. Yani x kare dediğimiz o zaman 148 yapmış oldu. Şu şekilde. 148 yaptı. 148 dediğinde burası da 12'den büyük olacak. Çünkü karesi 144. Burada ne demiş? Alfa 60 tam büyük olursa tam sayı olarak en az 13 santim olur. 60'tan büyük olursa o zaman 148 12'den büyük olması gerekiyor. En az 12 olamaz. Bu da hatalı. Yalnız 1 olacak cevap. Ama burada cevap anahtarı sanırım 1-3 açılmış. Hatalı olacak o. Yani cevap Adana olmalı. Beşinci sorudayız. Özel olarak tasarlanmış şekildeki kolye ucunda ABC üçgeni şeklindeki bir bölümün etrafı kıymetli taşlarla çevrilmiştir. Bu kolye ucunda ABAC 26 milimetreymiş. Şuralar 26 şeklinde verilmiş. A, B ve A, C. B, C 20 milimetre olmak üzere kolye ucunun içinde yerleştirilen harfin alanı ABC üçgensel bölgenin alanının 3 katıdır demiş. Şurası 20 idi zaten. Tamam. Buna göre bu tasarımda kırmızı ile boyalı harf bölümünün alanı nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşünün. Hemen dikkat edelim. Çünkü bu bir ikizkenar üçgen. 26, 26. Burayı 10, 10 bölecek. Dikkat edin, 5, 12, 13'ün katları, 5'in 2 katı, 13'ün 2 katı, o zaman 12'nin 2 katı olacak. Yani burası 24 birim geldi. Şöyle. Yüksekliğimiz 24, tabanımız 20, bölü 2 yaptık. Şu an ben ABC üçgenin alanını buldum ama biz o boyalı S harfinin alanını bulmak istiyoruz. O da ne demişti? 1 bölü 3 katıydı. O zaman bunu da 1 bölü 3 ile çarptım. ABC üçgeninin alanının 1 bölü 3 katıydı çünkü. Bunlar sadeleşti. Şurası 12 oldu. Bununla bu sadeleşti. 4 oldu. 4 çarpı 20'den 80 gelmiş oldu cevap. Sorudan devam edelim. BAC 30 derece, BD ABD 45 derece verilmiş. AB eşit AC, BC 6 santim olmak üzere. AB üçgeni biçimindeki kağıt BD boyunca katlandığında C köşesi C üssü noktasına geliyor denmiş. A, C üssü kaç santimdir diyor. Şimdi bunu katladığında şöyle bir şekil oluşuyormuş arkadaşlar. Şöyle. Katlandığında bu buraya geliyormuş. Şimdi burası 30, 75, 75 olacak. Çünkü bu bir ikizkenar üçgen, bize şurada söylemişti. Şurası 75 derece, şurası 75 derece. Daha sonrasında bakalım. Burada açıortay oluşuyor. Bize verilen veriler şurada 6 var. 45'imiz var burada. Şimdi burası 75. O zaman buranın da 75 yapması lazım. Buraya 30 kaldı. Katlama yaptığımız için bu da 30 derece. O halde buraya 15 derece kaldı diyebiliriz. Şimdi bizden ne isteniyordu? AC üssü, yani şu mesafe isteniyor. Şu uzaklığı arıyoruz biz. Şuradaki uzaklığı arıyoruz. Şimdi burada 60. Eğer ki bu bir deltoid. Bunu bu şekilde çekersek deltoidde köşegenler dik kesişecek. Burası dik geldi. 30. Şurası 60. Şurası 60. Sonrasında şöyle yapabiliriz. Şurası 6 birim olduğuna göre o halde şu da 6 birim uzunluğunda olacak. Burası. Şu uzunluk da 6 birim olacak. Dikkat edin. Buradan dik attığımızda aşağı, bu bir ikizkenar üçgen olduğu için 3 3 bölecek. Aynı zamanda eşkenarın da yüksekliği olmuş olduğundan dolayı demek ki bu dik aslında doğrusalmış. Burayla A'ya kadar uzuyormuş. Ve burası 15 derece 15 derece olacak.
Bakın şurada bir ikizkenar üçgen elde ettik. 15 var, 15 derece var. O halde bizim şurası bulduğumuz 6 aslında AC üssüne eşitmiş. Şuradaki uzunluk da 6'ymış. Zaten bize de soru orayı soruyordu. Orası da 6 gelmiş oldu. Soru. Farklı uzunluktaki iki adet direk zemine dik olarak dikildiğinde zemin üzerinde kalan bölümlerin uzunluğu eşit ve 80 santim olmaktadır diyor. Bu direklerin uç noktalarına birer tel çekmek isteyen Ercan'ın elinde 130 santim uzunluğunda tel vardır. Elindeki telin tamamını gergin bir şekilde kullanacak olan Ercan direkler arasında ölçtüğünde 120 santim olduğunu biliyor. Buna göre Ercan bu direklerden birinin zemin üzerinde kalan kısmının boyunu kaç santim kısaltırsa elindeki telin tamamını gergin bir şekilde kullanarak direklerin uç noktalarına bağlayabilir diyor. Şimdi direklerin arasındaki uzaklık 120. Şimdi arada bir tel var. O tel ne diyordu? Tel çekmek isteyen Ercan'ın elinde 130 santim uzunluğunda bir tel vardır diyor. Ama kısaltmak istiyor. Şöyle yapacak yani. Şimdi şuranın 120 olduğunu biliyorduk biz. Şurası 121'imdi. Şurası da 130'du. Şöyle. Ne kadar azalttığını bilmiyoruz. Telin 80'di zaten. Şurası 50 geldiğini biliyoruz. Burası 80'di. O halde buraya 30 kaldı. Demek ki eğer teli 30 santim yani şuradan 50 santim aşağı çekerse buraların 80 santim olduğunu söylemişti. Demek ki 50 santim aşağıya çekerse gergin bir şekilde 130 santimliği elde edebilir. O da C şıkkında var. Gergin 19. 18. sorudayız. Gergin anahtarla direkleri birbirine bağlı bir köprünün merkez direğinin yükseklikleri sırasıyla 8 metre, 10 metre ve olan birinci ve ikinci direkleri uzaklıkları sırasıyla 6 ve 8 metredir diyor. Şimdi birinci direğin A noktasına olan uzaklığı birinci direğin A noktasına olan uzaklığı 4 metre. Şurası 4 metre. Olduğuna göre ikinci direğin B noktasına olan uzaklığı yani bizim aradığımız yer burası. Biz şurayı arıyoruz. Şimdi bir de bize ne demişti? Yükseklikleri sırasıyla 8 metre ve 10 metre demişti. Demek ki şurası 8 metreymiş, şurası 10 metreymiş. Şu şekilde. Bir de birinci ve ikinci direklere olan uzaklıkları 6 idi. Şurası 6'ymış, şurası da 8'miş. Şimdi biz buradan hareketle şöyle yapabiliriz. Bunlar birbirlerine paralel dik bunlar çünkü. Şu şekilde 4'ün 10'a oranı 4'ün 10'a oranı 8'in şuraya h diyelim. H'ı bulalım. H buradan 20 geldi dikkat ettiyseniz. Şurası 20 çıktı. Şimdi bir daha yapalım. Çünkü bu da buraya paralel. X'in x artı 8'e, x'in x artı 8'e, 10'un 20'ye. Burası 1'e 2 olduğuna göre bu da 1'e 2 olacak. X bölü x artı 8 de 1'e 2 olacak. O halde x buradan 8 gelmiş. Yani denizle çıkmış olur. 19. soru. Ağırlık merkezi G noktası olan ABC üçgeni şeklinde kağıt kenarlarının paralel biçimde EG ve DG doğruları boyunca kesildikten sonra GD üçgenine eş BMK üçgeni de KM boyunca kesilecek boyunca şekildeki gibi kesiliyor demiş. 3 birim, 4 birim, 2 birim şeklinde vermiş. Oluşan son şekilde en uzun kenar kaç birimdir diye sorulmuş bize. Bakalım şimdi. Ağırlık merkeziymiş burası. EG ve DG doğruları boyunca kesildiğine göre diyor. Burayı kesti. Şuradaki kenarı da kesti. Oluşan son şekilde en uzun kenar kaç birimdir diye sormuş. Ona bakacağız şimdi. Şurası 2, 3, 4. Selamat. 2 dakika. Dokuzuncu sorudan devam ediyoruz. Ağırlık merkezi G noktası olan ABC üçgeni şeklindeki kağıt kenarlarının paralel biçimde EG ve DG doğruları boyunca kesildikten sonra GDE üçgeni eş BMK üçgeni de KM boyunca şekillik gibi kesiliyor. 3, 4, 2 birim şeklinde verilmiş uzunlukları oluşan son şekilde en uzun kenar kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya alfa dersek bu da alfa olacak paralel olduğu için. Buraya beta dersek bu da beta olacak. Buraya teta dersek bu da teta olacak.
Sonra G'nin ağırlık merkezi olduğunu biliyoruz. Mesela C'den götürsek, ağırlık merkezinden geçse, ağırlık merkezi ne yapacaktı? K'yı 2K şeklinde bölecekti. Ve bu buraya paralel olduğu için 2'nin 3'e, bakın 2'nin yani 2K'nın 3K'ya oranı var orada. O zaman GE'de 2 birimdi. Demek ki bu aşağının şu kısmın 3 birim yapması lazım. Kenar ortay geçiyordu ağırlık merkezinden. Kenarı 2'ye bölecek. Demek ki o zaman burası da 3 birim. Bunlar eş olduğunu söylemişti ve paralel kestiğini söylemişti. O zaman bu alfa, bu beta, bu teta. Burası 2 birim. Burası 3 birim. Burası 4 birim. Alta geçersek şurası 4 birim oldu. Dikkat edin. Aynı olayı bu tarafa da yaparsak arkadaşlar ya da şöyle de söyleyebilirsiniz bakın. Alfa burada 6 birimi görüyor. Alfa burada 2'yi görüyor. Yani bunlar çünkü eş benzer üçgenler. Küçükten ve büyükten bahsediyorum. Alfa küçükte 2'yi görüyor. Alfa büyükte 6'yı görüyor. 1'e 3 oran var. Demek ki o zaman beta küçükte 3'ü görüyorsa beta büyükte 9'u görecek. Şimdi burası 4. Şu kısım 3 ise buraya 6 kaldı. Şu kısım 2 ise yukarıya 4 kaldı. Sonra şuranın 3 birim, şuranın kaç olduğunu biliyoruz. Şurası 2 birimdi. Şimdi AE'yi ve DC'yi bulmaya kalksak buralardan şunu biliyoruz. Buranın tamamının 3 katından 12 olacak. Yani burayla buranın toplamı 12 olmalı. O uzunlukları bulabilir miyiz acaba? Bir ona bakalım hemen. Şimdi biz burayı bilmiyoruz. Buraya x desek buranın 12 eksi x yapması gerekiyor. Buradan tamamlasak 3, 9 olacak. Buradan tamamlasak yani şu şekilde gitsek eğer 2m'ye m şeklinde bölecek burayı. Şimdi burayı 6 6 bö 12'yi de 6 6 bölecek. O zaman buraya 6 eksi x kaldı. Şuraya. Şuraya da 6 artı x kaldı. Pardon, buraya da x eksi 6 kaldı. X eksi 6 kaldı. Toplarsak eğer bunları buralar hakkında bir yorum yapamıyoruz arkadaşlar. AE ve DC hakkında yorum yapamıyoruz. En uzun kenar burada MC olarak duruyor. Onun için C yanılıyoruz. Şuradaki AE ve DC hakkında herhangi bir yorum yapamıyoruz. Nasıl paylaştıkları hakkında. Ağırlık merkezinden geçirdik. Buraya x demiştik. Tamam 12 idi. 6 eksi x olacak. Burası 12 eksi x'ti. Buranın 6 olması lazım. O zaman x eksi 6 dedik. Şurayı yanlış yapmışız. Şurası x eksi 2 yapıyor. Şu kısım. Şurası evet yorum yapılmıyor. Cn geliyor. Sorudan devam edelim. Şekil 1'de verilen dik üçgenler şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde oluşan sarı bölgenin alanı S, turuncu bölgenin alanı T, kırmızı bölgenin alanı K olduğuna göre aşağıdaki ferahlardan hangisi yanlıştır denmiş. Şimdi şöyle düşünürsek bunu eğer şimdi bunların alanlarını bulabiliriz. Zaten bunlar dikkat ettiyseniz benzer üçgenler ikisi de. Şimdi bunu buraya yerleştirdiğine göre biz bunu bu şekilde devam etsek. Şimdi şurası 6 birim. Bu buraya dik şöyle. Şuranın şuradaki sarının alanına yani şuraya A desem şurası da A olacak. Şuraya B desek bu da B olacak. Şuradaki sarının alanına A dedim.
burası da turuncunun alanı da A yapmış oldum bu kısımda. Şimdi ben neyi biliyorum? Daha doğrusu turuncu demeyelim de öyle şuranın alanı A yapmış oldum. Şu şekilde. 2A'nın 12 çarpı 6 bölü 2'den 36 yaptığını, A'nın 18 yaptığını biliyoruz. Burada. Şimdi yani şuradaki turuncunun alanı dikkat edin. 18'den daha küçük olmak zorunda. Çünkü A dediğiniz sizin aslında şuradaki sarının yarısı kadar yapıyor. Ama şurada şu taradığımız şu küçük bir kısım var. Orası turuncu değil, orası da sarıya ait. Dikkat edin, Edirne şıkkında turuncu 18'den daha fazladır diyor. Bu yanlış olacak. Biz de yanlış arıyorduk. 21. sorudayız. Şekilde birbirine eş 4 kırmızı eşkenar üçgen ve birbirine eş 4 mavi ikizkenar üçgen biçiminde kağıt parçası kullanarak elde edilmiş logo verilmiştir diyor. Buna göre x artı y artı z toplamı kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi burada tek tek yazalım. X ise o zaman bunun da x olması lazım. Şurası y olmalı. Daha sonra şurası y, şurası y olacak. Eşkenar üçgen biçiminde bakın kırmızılar eşkenarmış. Yani şunlar o zaman şunlara şöyle A desek, şuralara A desek, şuralarda A A olacak şu şekilde. Ve neyi biliyoruz? Şurası 60 derece. Şuralar 60 derece. X ne geldi? 120 geldi. Bakın X'i bulduk, 120. Y ne olur o zaman? Bunlar 30-30 olmak zorunda ikizkenar olduğu için. Y'yi de bulduk. 30. Şimdi Z'yi bulmamız lazım. Z'yi nasıl bulabiliriz? Bakalım hemen. Şimdi burası dik geldi. 30-60-90'mış yani şuralar. Y'yi ne bulmuştuk? Y 30'du şurası. Dikkat edin şu kenarla şu kenar birbirlerine eşit. Demek ki bu ikizkenar dik üçgen. O zaman 45 derece olması lazım. Demek ki Z'de 15 geldi. Toplarsak 150-165 yapmış oldu. 22. sorudan devam edelim. Şekilde turuncu ve mavi renkli üçgen kağıtların boyutları aynıdır. Bu iki üçgen aşağıdaki gibi birleştirildiğinde çakışık olan bölge sarı renge boyanıyor. ABCD noktaları doğrusal olduğuna göre sarı renkli üçgenin çevre uzunluğunun AD kenarının uzunluğuna sayıcı oranı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi şurası da zaten 36 derece şöyle. Şurası pardon, orası 72 olacak. Şu da 72 derece. Bu bir ikizkenar üçgen aynı zamanda. Şimdi A açısına göre yerleştirmiş. Demek ki o zaman burası 36. Şu şekilde. Bu da D'ye göre yerleştirmiş. O zaman burası da 36. Daha sonra tepesi 36'sı şunların 72-72 yapması lazım. Onu biliyoruz. Hatta buranın da 72 yapması lazım. Bunu da maviden dayanarak söylüyoruz. Demek ki 72, 72, 144, şuraya da 36 kaldı. O halde burası da 36 oldu. Burası da 36 geldi. Şimdi ne diyordu bana? Çevre uzunluklarından bahsediyordu. Herhangi bir uzunluk vermiş mi? Vermemiş. O zaman ben kendim keyfi buraya bir birim desem bu da bir birim olacak. İkizkenarlıktan burası da bir birim olacak. Sonra şurası da bir birim oldu. Buraya x dersem eğer arkadaşlar burası da x olmuş oldu. Dikkat edin. Burası x ise burası da x yapacak. Demek ki buraya x eksi 1 kaldı. Ne diyordu? Doğrusal olduğuna göre sarı renkli üçgenin çevre uzunluğu. Sarı renkli üçgenin çevre uzunluğu x artı 1 geldi. AD kenarının uzunluğu. AD kenarı nerede? O da x artı 1 geldi. Sayıcı oranını soruyor. Bu da C şıkkı yapmış oluyor. 23. soru. ABC üçgen AB dik AC BF dik FD BF'de 6 birim FE'de 8 birim 5 birim 5 birim şeklinde verilmiş. X'i arıyoruz. Bakalım. Şimdi orada bir ikizkenarımız var. 6, 8, 10'dan BE'yi yazabiliriz.
olayı. Şimdi biz şuraya alfa desek şuradaki açıya, şu açı da alfa olacak. İç dersen bu da alfa olacak. Buraya beta dersek alfa beta 90 olacak. O zaman burada bir alfamız var. Şurada bir 90 derecemiz var. O halde şuradaki açının beta yapması lazım. Bunu biliyoruz. Demek ki orada bir açıortay yakaladık. O halde açıortaydan bu kola da dik atsak şu şekilde. Şunu söyleyebiliriz. Burası da 6, burası da 8 olmalı diyebiliriz. Sonra başka ne yapabiliriz? Hemen bakalım. 5, 5 diye verilmişti. Burada bir ikizkenarımız var. Buradan bir dik atsak şöyle. Bakın. Şurası da beta oldu. Şurası da beta oldu. Şimdi küçük üçgenle şuradaki şu küçük alfa beta 90 hipotenüsü 5 olan üçgenle şu üçgen benzer üçgenler. Çünkü açıları aynı. Ama büyükte 90 onu görürken küçükte 95'i görüyor. O halde küçükte pardon büyükte alfa 6'yı görüyorsa küçükte alfa 3'ü görecek. Burası 4 olacak. Burası da 4 olacak. Şimdi ben x'e geçiş yapacağım buradan bu verilerden sonra. Şöyle geçiş yapacağım burada. Şurası 10 birim. Buna oranı eşit olacak arkadaşlar. Onu eşitleyelim. 10'un kaç yaptı orası? 18 oranı. Tamamı 18 çünkü. 8'in x artı 5'e oranı olacak. 5 bölü 9. 72 eşittir. 5x artı 25 geldi. Bu tarafa attık. 47 bölü 5 geldi. X zaten biz de x arıyorduk. Önce yanılmış olduk. Yukarıda yandan görünümü verilen paten pisti görselinde bazı uzunluklar ve açılar verilmiştir. A noktasından kaymaya başlayan patenci F noktasına kadar kaydığına göre en az kaç metre kaymıştır? BCDE doğrusaldır diyor. Şimdi biz o zaman o aradaki 2 metreyi görmeyelim. En son katalım işin içine. Yani şunu biliyoruz biz. BC ile DE'nin toplamının 15 olduğunu gördük. Şimdi şöyle düşünsek. Şu şekilde. Şöyle yapsak. Şuranın 15 olduğunu biliyoruz. Şu şekilde. Ne yapacak? Bizim aradığımız yol şu. Biz burayı bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir de en az olmasını istiyoruz. O halde şu en son taradığımın şöyle simetriğini alsam aşağıya doğru. Şu şekilde. Simetriğini alsam. Burası 3 birimdi. 3 birim aşağıya gelmiş oldu. O 3 birimde karşıya taşıdığımda şu şekilde karşıya taşıdığımda şurası 3. Aşağı tarafta 15'ti. Bakın şöyle bir dik üçgen elde ettik. Şöyle bir dik üçgen elde ettik. Şurası A'ydı. Burası F üssüydü. Simetrini alınca karşıya geçirdim. F üssü. Burası F üssü oldu. Oraya taşıdık. Şurayı 15 bulmuştuk. Şurası toplamı 8 gelmişti. 8, 15, 17 oldu. Şu mesafe. Bizim aradığımız şu mesafe. Şurası 17 geldi. Yalnız cevap 17 değil. Hemen atlamayalım. Çünkü arada bir 2 metrelik de var. Ona da dikkat edeceğiz. 17 artı 2'den 19 yapacak. En az bu kadar kaymış oluyor. Önce 2'yi imal ettik. Çözdük. Daha sonra o 2'yi en son sorumda kattık. 25. soru. AB eşittir AC 4 kök 3 birim. 30 derece olmak üzere AB üçgeni biçimindeki kağıt AD üzerine katlandığında B noktası K noktasına gelmektedir. Diklik verilmiş. DEK'nın alanı soruluyor bize. Şimdi bu katlamayı şurasına göre yaptığına göre arkadaşlar bakın. Şurası zaten 30 derece. Şurası da 30 derece. Şurası da 30 derece oldu. Şu dikti. Şu 60 oldu. Şu şekilde. Şu da 60. Buraya da 60 kalacak. Katlamada ne oluyordu? Açıortay oluşuyordu. Burası da 30 olmuş oldu. Burada 4 köküçtü. Demek ki burada 4. Burada 4 geldi. 90'ın gördüğü burada 4 ise 30'un gördüğü 2 oldu. Şurası 2 köküç oldu. Burası 6 ise bu taraf da 6 oldu. Biz kimi arıyorduk? DEK'yi arıyorduk. Zaten şurası 2 köküçtü. O zaman şuranın alanı
2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den 2 kök 3 yani bolu gelmiş oluyor. Altıncı soruyla devam edelim. Bir kenar uzunluğu 12 santim olan eşkenar üçgen şeklindeki kağıt parçası makasla kesildikten sonra A ve D noktaları çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. ED kaç santimdir denmiş bize. Bakalım şimdi. Eşkenar üçgenmiş. O zaman şuranın 60 olduğunu, şuranın 30 olduğunu biliyoruz. Buralar 60-60 ve bir kenarın 12 santim olduğunu söylemiş bize. Onu kesip buraya yapıştırıyormuş. Yani bu şu demek arkadaşlar. Buraya x dersek burası 2x oluyor zaten. 30'un gördüğü x'e 90'ın gördüğü x oluyor. Şuradaki şu kısım şuna eşitmiş. Çünkü onu alttaki şekilden anladım oraya yapıştırdığına göre. Demek ki bu da x'miş. O halde 3x dediğin 12 ise x dediğin 4 olmuş oldu. Demek ki şurası şöyle yapabiliriz. Şurası 4 birim. Şurası dik. Şurası 8 birim. Burası kaç dedi? Burası kaçtı? Şu da 8'di. Bakayım. Pardon, orası 8 değil. Orası 4 köküç olacak. Çünkü dik üçgenin dik kenarı orası aslında. 4 köküç. Burası da 4 köküç. Şimdi açıdan düşünmeye çalışalım. Burası 60 derecemiz var. Burada 90'ımız var. Şurada 60'ımız var. 60, 120. Şuradaki açıya ne kaldı acaba? Çünkü şurası 60 derece. Eğer hesaplarsak şuradaki açının da 150 derece olduğunu bulabiliriz. Şurada 150 derece geldi. Orada şu şekilde bir üçgen oluştu arkadaşlar. Şöyle bir üçgenimiz var. Şöyle ve şöyle. Şurası 8. Şurası 4 kök 3, şurası 150 derece. Biz burayı arıyoruz. Şuradaki x'i arıyoruz. Cos teoreminden de çözebiliriz. İstersek uzatıp da çözebiliriz. Şöyle yapabiliriz yani. Şuradan uzatsak, dışarıdan bir dik atsak. Şurası 30 derece, şurası 60 derece. 30'un gördüğü, burası 4 kök 3 bu arada. 90'ın gördüğü 4 kök 3 ise burada. 30'un gördüğü şurası 2 kök 3 yapacak. Burası da 6 yapacak. Pisagor yapalım. 2 kök 3'ün karesi 12. Oradan 14'ün karesi gelecek bir de. 14'ün karesi de 196 yaptı. Bu da x kareye eşit olacak. Bunları hesaplarsak x buradan 4 kök 13 gelmiş oluyor. Şimdi 27. sorudan devam edelim. Bir çizim sorusu var. Aşağıda verilen uygun olarak bir geometrik çizim yapılıyor. ABC 90 derece, 15 derece olan bir dik üçgen çiziniz demiş. Çizelim. Şurası B, şurası A. Çünkü burası 90 olacakmış. Burası C. ABC şurası 15 dereceymiş. Onu da yazdık. Daha sonrasında BC üzerinde BD 4 birim. DC 8 birim. Şuradan bir nokta alıyoruz. Burası D noktası olacak. Burası 4 birim. Burası 8 birim. ADC üçgeni oluşturunuz diyor. ADC şunu oluşturduk. ADC'nin alanı isteniyor bizden. Şimdi dikkat edin. Burası da 75 derece. 15, 75, 90 üçgeninde şöyle bir özellik vardı. Eğer ki buraya 4H derseniz attığınız bu yükseklik H oluyordu. Şimdi aşağısı zaten 12 birimse demek ki o zaman biz şuradan şöyle bir yükseklik atarsak burası 12 birimse o zaman buranın 3 birim olması lazım yüksekliğinin. Şimdi biz bu üçgenin alanını arıyoruz. ADC'nin. Bunun tabanı 8 zaten. Yüksekliği de 3 bölü 2 yaparsak 12 birim olmuş oluyor. Soru sorudayız. Kadir şekil 1'de verilen ikizkenar üçgenlerden 6 tanesini kullanarak şekil 2'de gösterilen modeli oluşturuyor demiş. ABC noktaları doğrusal olduğuna göre şekil 2'deki modelin çevresi kaç santimdir denmiş. Bakalım şunlar 3. 3 şöyle. Şimdi dikkat edin şu açı arkadaşlar. Şuradaki açıların hepsi aynı. Hepsi aynı açı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane alfa desem bu 180'e eşit. Demek ki alfa buradan 30 geliyor. O halde demek ki burası aslında bu üçgen 30, 30,
120 üçgeniymiş. Yani burası 3 kök 3 birim olacakmış. Şimdi soru benden ne istiyordu? Şeklin, yani bu modelin çevresini istiyordu. Zaten şurası da 3 birim. Burası ne oluyor? Tamamı. Şurası 3. Şu kısım 3 kök 3 eksi 3 oluyor. Ondan bir tane de burada var. Hatta onları şöyle çift çizgi yapalım. Tek tek. Şurada var. Şurada var. Ve bir de burada var. Yani toplamda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3 kök 3 eksi 3 var. Ondan sonra şurası 3 kök 3. Şurası 3. Şimdi tek tek sayarsak eğer, bir de burada 2, 21, yani şu 3'lerden kaç tane var? Ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 7 çarpı 3'ten bir de 21'imiz geldi. Ekstradan bir de burada bir 3 kök 3'ümüz var. Onu da yazalım. 15, 18 kök 3 artı 6 yapıyor. O da Denizli şıkkında var. 29. soruya geldik. Şekilde ABC üçgeninin kenar uzunlukları A santim, B santim ve C santimdir. A noktası BA yönü ve doğrultusunda C birim ötelenerek D noktası geliyormuş. Şimdi burası A, burası B, burası C. C birim öteleyince D noktasına gidiyormuşuz. B noktası CB yönü ve doğrultusunda 2A birim ötelenirse diyor. Bunu da 2A birim öteleyince E noktası oluyormuş. Aynı şekilde C noktasını da A noktasını da öteleyince, pardon, C noktasını öteleyince AC yönünde de 3B birim öteliyormuşuz. F'ye geliyormuş. DF üçgeni çizildiğinde alanı ABC üçgenin kaç katıdır diye sorulmuş. Şimdi şöyle birleştirme yapalım şu şekilde. Şöyle birleştirelim bakın. Alan dağıtımı yapacağız. Bir de şöyle birleştirelim. Şimdi mesela biz buradaki alana A diyelim. C tabanlıya A gittiyse buradaki C tabanlıya da A gidecek. Buradaki B tabanlıya A gittiyse 3B tabanlıya 3A gidecek. Sonra bu tarafa geçiş yapalım şimdi. Şuradan yapabiliriz. Bak, bunu birleştirdim. Buradaki B tabanlıya A gitmişti. 3B tabanlıya burada da 3A gidecek. Burası A tabanlıydı. A tabanlıya 3A gidiyorsa burada 2A tabanlıya 6A gitmeli. Onu da yazdık. Sonrasında şuradan dağıtabiliriz bir de. Burada A tabanlıya A gidiyorsa 2A tabanlıya da 2A gidecek. Demek ki buralarda şöyle AA oldu. Şimdi hepsini toplayalım. Şuradan 4A, 7A, 10A, 16A, 18A gelmiş oldu. Zaten ortadaki burası A idi. Şurası. Pardon, şuralar 2A, 2A. Şimdi 18A oldu. 18A geldi. Zaten ortadaki şeklimiz ABC A idi alanı. Yani 18 katı olmuş oldu. Otuzuncu sorudayız. Bir konferans salonunda sunum yapan bir öğretmen yukarıda resmedilmiştir. Öğretmen sunumunu yaparken bir an için kürsüden ayrılmış ve projeksiyona olan uzaklığın ekrana olan uzaklığına oranın 25 bölü 3 olduğunu, o anda ekrandaki gölgesinin uzunluğu 196'ymış. Gerçek boyunu soruyor bize. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Şimdi gölgesi şurası 196'ymış. Gerçek boyunu bilmiyoruz. Buradaki boyu x. Şöyle. Projeksiyon burada. Şöyle yansıma yaptı. Bunun burasına 3 birim dersek şu aşağısı 25 birim yapıyormuş. O halde şöyle oldu. 25'in 28'e oranı, bakın şöyle yaptık. O şekli şöyle çizeyim isterseniz. Şöyle yaptık. Şurası 3 birim. Şurası 25 birimdi. Şöyle. Onu yazdık. Sonrasında 25'in 28'e x'in 196'ya yaparsak eğer buradan x'i 175 santim, yani gerçek boyunu bulmuş oluruz.
31. sorudayız. Bir ABC üçgeninde I işleye çemberinin merkezi. Bu ne demekti? İç açı ortaylarının kesim noktası demekti. Çizelim bir ABC üçgeni. ABC üçgeni çizdik. I işte çemberinin merkeziydi. G ağırlık merkeziymiş. O da kenarortayların kesim noktasıydı. Burası 18 birim. AC dediğim burası 24 birim. BC dediğimiz aşağısı da 21 birimmiş. Şimdi şöyle yapsak, şu şekilde açıortaylarını çiziyorum bunun arkadaşlar. Şöyle şurası I olsun. Hatta hepsini çizmeyelim, kafanız karışmasın. Genelde orada hangisini oranlayacağımı anlamak için iki kenarı toplarım ben. İki kenar hangisinin katı yapıyor ona bakarım. Mesela bakın 18'i 24'ü toplarsınız 42, 21'in iki katı. O zaman sadece A'dan açıortayı çizerim, ona göre oranlarım. 18, 6'ya böldüğünde 3K, 6'ya böldüğünde 4K. Demek ki 7K dediğin 21 ise K 3 geldi. O halde burası 9, burası 12 birimmiş derim. Bu şekilde paylaştırdım. Çünkü şurası I noktası, iç açı ortaylarının kesim noktasıydı. Kenar ortayı ne ağırlık merkezi ne yapıyordu? Kenarı iki eş parçaya bölüyordu. Buradan da bir ağırlık merkezi çektiğinde aşağısı 21'di. 10,5, 10,5 bölecek. Demek ki o zaman şurası ne yapacak? 3 bölü 2 şeklinde yapmalı. Şu 21'i silelim. Şurası 3 bölü 2 şeklinde uzunluğunda olmak zorunda. Şimdi dikkat, bakın I iç açı ortaylarının kesim noktasıydı. Burası bu şekildeydi, 9-18. Yani biz buraya A dersek burası 2A geliyor. Burası da ağırlık merkezi olsun, G noktası. Aynı oran burada da var. Buraya K derseniz, hatta şuradaki K ile karışmasın. Buraya M derseniz burası da 2M olacak. Demek ki ben I ile G'yi birleştirirsem eğer, bu IG uzaklığı BC'ye paralel olmuş oluyor. Çünkü sağın ve solun oranları birbirlerine eşit ve 2 bölü 3 aynı zamanda bu oran. Şimdi biz IG'yi arıyoruz zaten. Oraya da X dedim. 2'nin 3 oranı X'in 3 bölü 2'ye oranı dersem buradan X'i 1 bulmuş olurum. İkinci sorudayız. Şimdi bu bir çizim sorusu. Bakalım düzlemde ABAC ve ABAC olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz demiş. Şöyle çizelim. Şöyle bir dik üçgen çiziyormuşuz. Aynı zamanda bu ikizkenar bir dik üçgen oluyormuş. Şöyle. Şurası A, şurası B, şurası da C. Sonra AB ve AC kenarlarının orta noktaları sırasıyla D ve E. Şurası D, şurası E. BE ve CD doğrularını çizerek kesiştikleri noktayı F de diyor. BE'yi çizdik. Şöyle CD'yi de çizdik. Şurası F oldu. C noktasından geçen ve BE doğrusuna dik olan doğru D1. C noktasından geçen ve BE doğrusuna dik olan şu doğru. Şöyle bir doğru varmış. Bu doğruya şu şekilde giden doğruya D1 doğrusu diyormuşuz. Aynı şekilde B noktasından geçen ve CD doğrusuna dik olan şöyle bir doğru varmış burada da. Buna da ne diyormuşuz? Buraya da D2 doğrusu diyormuşuz. D2 ile D1 doğrusu kesişiyorlarmış. Onu şöyle yukarıda kesiştireceğiz arkadaşlar şöyle. Soruya geçmiş olduk birazcık. Kesiştikleri yerde şurası K'ymış. Soru bizden BC'yi 12 olarak vermiş. AK'yı istiyor. Yani şu aradaki mesafeyi soruyor soru bize. Bakalım şimdi biz bunun ikizkenar dik üçgen olduğunu biliyorduk zaten. En başta soruda ilk noktada söylemişti bize bunu. Ne yapabiliriz? Şimdi burası ağırlık merkezi çünkü buralar orta nokta demişti. O halde ben bunu bu şekilde birleştirirsem burayı 6-6 bölecek. Hatta burayı 2'ye 4 diye ayıracak. Ağırlık merkezi 1'e 2 şeklinde bölüyordu. Orayı biliyoruz. 45-45-90'larımız var. Şimdi
Şimdi burası 6, burası 6, burada dik. O zaman burası 6 kök 2, yani burası 3 kök 2, 3 kök 2. Bunları biliyoruz şöyle. Yazdık. Şimdi orada diklerimiz var. O dik olmasının avantajını kullanacağız. Nasıl yapabiliriz bakalım. Şimdi biz bu açıya şöyle nokta dersek, bu açı da nokta olmuş oluyor. Şimdi onu nereden söylüyoruz aslında? Şurası çizgi ya, şu da çizgi, şu da nokta oluyor. O zaman bu da nokta olmuş oluyor. Çünkü bu açılar bu üçgenden aynı üçgenden. Orada bir açıortay yakalamış oluyoruz yani. Şimdi ben bunu bu şekilde uzatırsam eğer, şöyle. Benim amacım şurayı bulmak arkadaşlar. Biz şurayı bulmaya çalışıyoruz. Şurayı bulmaya çalışıyoruz. Şu uzunluk. Şimdi oradaki açıortayları yazdık. 2'ye 4'ü yazdık. Başka ne yapabiliriz? Hemen bakalım. Şurası ne gelecek? Burası 2, burası 6 ise burası 2 kök 10 gelecek. Şöyle. Şurası da 2 kök 10 olmuş oldu. Bakalım bakalım. Şurası kök 10 oluyor o zaman. Çünkü ağırlık merkeziydi orası. Orayı bölmek zorunda. Orayı o şekilde söyledik. Orası kök 10, orası 2 kök 10. Aynı olay bu tarafta da var tabii. Şimdi oradaki açıortayı kullanacağız arkadaşlar. Şöyle kullanacağız. Şurası 4 birim. Şurası 4 birim. Hangi açıortaydan bahsettiğimi göstereyim şöyle. Bakın şurası 4 birim. Şu kısım. Şurası 2 kök 10 birim. Burada bir açıortay bulmuştuk zaten. Onu kullanacağız şimdi. O zaman şuraya yani 4'ün 2 kök 10'a oranı dersek burası ne geliyor? 2 bölü kök 10 oluyor. Demek ki o zaman biz şu aradığımız yere şu uzunluğa 2x dersek buraya burası x kök 10 olmuş oluyor bu mesafe. Şimdi burada Pisagor yapacağız. Pisagorumuz da şöyle gelecek. Şurası 6 birim. Şurada bir Pisagor var. Bakın şu şekilde. Büyükte. 6'nın karesi artı 8 artı 2x'in karesi. 8 mi yok? 6 artı 2x'in karesi eşittir x kök 10'un karesi diyoruz. Buradan bu işlemleri yaparsak eğer bu işlemleri yaparsak x'i buradan bakayım. x2 bulmuş oluyoruz şuradaki. X aslında 6 geliyor bu işlemleri yaparsanız arkadaşlar. Burası. Biz 2x arıyoruz çünkü oradan cevap 12 gelmiş oluyor. Yani önce şuradaki açıortayı kullandım. Şu kırmızının kırmızıya oranı 4 bölü 2 kök 10, 2 bölü kök 10 demek. O zaman buraya 2x dersem dedim. Şuranın x kök 10 olması gerekir dedim. Aynı açıortay oranını sağlaması için. Sonra büyük dik üçgenin Pisagor'undan çözdüm. 6'nın karesi toplam burası 6 artı 2x'in karesi eşittir x kök 10'un karesidir dedim. Buradan bunu açıp da yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Kök 10'lu olduğu için genelde hani mesela buraya m derseniz burası 3m ise dik kenarlardan biri, diğeri m kök 10'dur.
Dedim ki o zaman burası 6 ise acaba buraya 18 yapan değer ne? 6'dır dedim. Bakayım burası 6 kök onu veriyor mu? Evet veriyor. Sağladı. Şuradaki dik üçgenden bahsediyorum, Pisagor'dan. Sağladı. O zaman x'i 6 buldum. 2x'i arıyordum. Cevap 12 olmuş oldu. Üçüncü sorudayız. Ne demiş bakalım. AH BC'ye dikmiş. AH 24 santim, BH eşittir HC 12 santim. Şekil 1'deki abc üçgeni DE boyunca katlanarak şekil 2'deki DBC dörtgeni elde ediliyor. FHX sorulmuş bize. Şimdi o zaman burası 90 derece katlamada, çünkü aynı yere gelmiş bakın. Şu şuraya katlanmış. Bu 90 derece. Ve bu bir ikizkenar üçgen olduğu için şuralar 90-90 şu şekilde. Şöyle 90-90. Oradaki açıortaylar aynı. Yani Pisagor yaparsak ki zaten şurası 12-24, burası 12 kök 5 gelecek. O halde buralar 6 kök 5, 6 kök 5 şeklinde olmalı. Şuralar. Daha sonrasında dikkat edin şimdi. Şunu şöyle çektiğim anda burada da bir ikizkenar var çünkü. Burası da açıortay oldu. Ve buranın tamamı AH dediğin 24'tü. O halde siz buraya mesela A derseniz şu uzunluğa. Şurası 24 eksi A oluyor. O 24 eksi A bu ikizkenarlıktan buraya geliyor. Burada bir dik üçgen çıkıyor şöyle. Şurası A, şurası 12, şurası 24 eksi A. Bu da A'nın 9 olduğu çıkıyor. 9, 12, 15 üçgeni sağlıyor. Onu şimdi karıştırmamak için silelim. Nasıl olsa bulduk. Şöyle yapalım yani. Şuranın 15 olduğunu gördük. Eğer ki bunu buradan çekersek bu da 15 yapacak. Onu da biliyoruz. Şuranın 9 eksi x olduğunu biliyoruz. Tamamı 24 yapıyor zaten. Sonrasında şöyle yaptım. Burası 15, burası 6 kök 5. Pisagor yaparsak eğer burası 3 kök 5 geldi arkadaşlar. Açıortaydan devam etsek bakın dikkat edin. 3 kök 5'e 6 kök 5 var. Yukarıdaki şu beyaz üçgende çalışıyorum şu an. 3 kök 5'e 6 kök 5. O halde ben buraya M dersem şu kısma, şurası 2M yapacak. Pisagor'dan bakın hemen. 6 kök 5'in karesi artı 3 kök 5 artı M'nin karesi eşittir 2M'nin karesi yapacak. Bu aslında zor değil. Deneyin çünkü. Bakın 3 kök 5, 6 kök 5. 6, 8, 10'un kök 5 katları olmuş burası. Demek ki burası 5 kök 5. O halde burası da 10 kök 5 olmuş. Yani M dediğin aslında 5 kök 5'miş buradan. Onu görmüş olduk. 6, 8, 10'un katları. Bizden x isteniyor tabii. Şöyle yapabiliriz. Şunu şuradan çektiğimiz anda, bakın bunu buradan birleştirdiğimiz anda bu arkadaş AC'ye paralel olmuş oluyor. Nereden anladık? 1'e 2. Bu da 1'e 2 çünkü. Bunlar paralel olmuş oluyor. Şurada x'imiz var. Şurası 24 eksi x. Şu kısım 24 eksi x şöyle. Şimdi burada bir kelebekten yürüyebiliriz. Oradaki kelebekten yürüyebiliriz. X'e 24 eksi x çünkü. Şurası da orta nokta. Dikkat edin bakın. Orta nokta derken yani şuradaki BF ile FE birbirlerine eşit. Aşağı 10 kök 5 bulduysak o halde burası 5 kök 5. Biz bu paraleli DH'ı çektiğimizde o 6 kök 5 yapıyordu. Demek ki o zarı o zaman burası kök 5 yapacak. Şimdi kelebeğe dikkat edin. Şekil biraz küçük olduğundan biraz sıkıntılı oluyor. Şöyle oldu. Bakın şurası x arkadaşlar. Şu kısım x. Şurası 24 eksi x. Burası kök 5 geldi. Burası 10 kök 5 geldi. Yani 1'e 10 oran var. Bu da x'in 24 eksi x oranı. İçler dışlar yaparsanız 10x eşittir 24 eksi x. 11x. 11x eşittir 24 oldu. X buradan 24 bölü 11 yani C şıkkı gelmiş oldu.
Katladıktan sonra şurası 3 kök 5, 6 kök 5, yani katladıktan sonra 9, 12, 15 üçgenini bulduk. 9, 12, 15 üçgeninden faydalanıp şu kenarı 3 kök 5 bulduk. Daha sonra açıortay yapıp buranın 5 kök 5, buranın 10 kök 5 olduğunu açıortaydan anladık. Ondan sonra bunun buraya paralel olduğunu gördük. Çizdik çünkü orta noktaydı. Aynı zamanda buradan H'tan D'ye çektiğimizde muhteşem üçlü oluyor. 6 kök 5, 6 kök 5, 6 kök 5 oluyor. Sonra burası F noktası BE'nin tam ortası olduğundan dolayı AE 10 kök 5 ise DF'nin 5 kök 5 yapması lazım. Onun hemen yanına da kök 5 kalıyor. Amaç zaten şurada bir kelebek yakalayıp şu oranı sağlamaktı. Şurada X vardı. O kelebeği de şöyle aşağı tarafta çizdik. Şu şekilde. Şurası X, şurası 24 eksi X, tamamı 24 olacak. Burada kök 5 oldu, burası 10 kök 5. Kelebeği sağlattık. X'i 24 bölü 11 bulduk. Kenar uzunlukları 7 birim, 10 birim ve 11 birim olan üçgen şeklindeki karton kesilerek bu şekilde bir şekil yapılmış. Yukarıdaki verilere göre oluşan şeklin dış çevresinin uzunluğu en fazla denmiş. Orada bir hata yapılmış. En fazla değil o. En az olacak arkadaşlar. Şu en fazla değil. Sildik orayı. En az kaç birimdir diye sorulacaktı bize. Şimdi buradan hareketle o zaman şöyle yapalım. Şuraya X desek, şuraya Y desek, şuraya A, şuraya B desek, buraya M, buraya N desek. Ne diyoruz? Üçgen eşitsizliğinden X artı Y 7'den büyük, M artı N 11'den büyük, A artı B de 10'dan büyük. Bunların hepsini taraf tarafa toplarsak X artı Y artı M artı N artı A artı B 28'den büyük olacak. Zaten bu da bizim aradığımız bu şeklin çevresiydi, dış çevresiydi. En az ne olur diye soruyordu bize. 29 olacak cevap. Cevap anahtarı da o yönden hatalı oluyor. Yani cevap anahtarı da bol olacak. Geldik 35. soruya. Ne demiş bakalım hemen. Yukarıdaki hız göstergesinde aracın hızı 0 ile 320 derece arasında bir değer alırken göstergenin ibresi 240 derecelik bir dönüş açısına sahiptir. İfadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane parça var, eş parça var. Her bir tanesine alfa dedim aralığa ve bu 240 dereceye eşitmiş. Soru bunu söyledi bize. O zaman buradan alfa dediğiniz 15 derece gelmiş oldu. Yani her bir aralık şurası 15 dereceye tekabül ediyormuş. Birinci yargıda diyor ki x değeri 30 derece artarsa aracın hızı 40 km bölü saat artar diyor. Eğer ki 30 derece artarsa 80'den 120'ye gelir. Evet, 40 km bölü saniye artar. Doğru. X eşittir 90 derece iken aracın hızı 120 km'dir. 15, 30, 45, 60, 75, 90. Evet, 120 derecedir. Doğru. Araç 20 km bölü saat yavaşlarsa x değeri 20 azalır. 20 km bölü saat azalarsa 60'a gelir. Yani 15 derece azalmış olur ama 20 derece azalmaz. Yani cevap 1, 2, C şıkkı olmuş oluyor. (36) sorudan devam ediyoruz. Semih ABC dik üçgeni şeklindeki kartonu AC'nin orta noktası olan D noktasından B'ye doğru doğrusal olarak kesmek istiyor. Fakat kesme işlemi tamamlandığında aşağıdaki iki parça oluşuyor. Bu iki karton parçadan 2 birim, 10, 2 santim, 10 santim ve 8 santim olduğuna göre bir numaralı parçanın alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Biz birinci şekil üzerinden gidelim. Buradan kesmesi gerekirken şu şekilde kesiyor. Şurası 2 birim oluyormuş. E üssüyle C de 10 birim oluyormuş. AB'yi de bize 8 birim vermiş.
O zaman şöyle yapabiliriz. Eğer ki buraya 2A kadar bir alan giderse, buraya 10A kadar bir alan gitmek zorunda. Toplam burası 12A yaptı. O halde buraya da 12A gidecek. Şöyle. Çünkü tabanlar aynı, eşit. Şimdi bizden bir numaralı parça, yani 14A isteniyor. Bize sorulan soru bu. 14A'nın alanı soruluyor. Şimdi biz toplam alanı bulabiliriz çünkü 12A 24A. 24A dediğimiz şuna eşit. 8 çarpı 12 bölü 2'ye eşit. Sadeleştirmeleri yapalım. Burada 2 kalacak. Şurada 4 kalacak. A dediğim buradan 2 gelmiş oldu. Biz 14A'yı arıyorduk. 14 çarpı 2'den cevap 28 gelmiş olacak. C şıkkı. 37. soru. Farklı uzunlukta ve farklı renkteki 3 çubuk şekildeki gibi birleştirilerek ABC üçgen elde ediliyor. Mavi renkli çubuk diğerleriyle aynı düzleme koyulduğunda ABC köşelerinin mavi çubuğa uzunlukları sırasıyla, şimdi A'nın buraya olan uzaklığı 2 imiş. B'nin buraya olan uzaklığı 5 birim, 5 santimmiş. 11 santimmiş. C'nin de buraya olan mavi çubuğa olan uzaklığıymış. Şurası 11 santimmiş. G'de ağırlık merkeziymiş. G noktasının mavi çubuğa olan uzaklığını arıyoruz. Şurayı arıyoruz biz yani. Şimdi şöyle yapabiliriz. Buranın ağırlık merkezi olduğunu biliyorsak eğer, C'den ağırlık merkezi kenarortayların kesim noktasıydı. C'den şöyle bir kenar ortaya atarsak ağırlık merkezinden geçecek. Bu ne ifade ediyor? Burası K, burasının 2K olduğu anlamına geliyor. Daha sonrasında şuradan bir dik atabiliriz mavi çubuğa. Şöyle. Bakın burada bir yamuk yakaladık arkadaşlar. Şöyle bir yamuk yaptık. Ve aslında şurada bir yamuğumuz vardı. Ona dikkat edin. Bakın o yamuğun köşelerini şöyle işaretleyeyim. A, şuralar. Şurada bir dik yamuğumuz var. O dik yamuğun orta noktası şurası. Şu parçayla şu parça eşit. Demek ki o zaman burası orta taban. Yani şununla şu birbirine eşit aslında. Demek ki orası orta taban. O halde burası 7 bölü 2 yaptı. Alt taban artı üst taban bölü 2 yaptım. Şimdi şu parçayı bakalım bulabilir miyiz? Burası K, burası 2K'ydı. Şu uzunluktan gitsek şu şekilde. Şöyle tamamlasak aşağıya doğru. Şu parçayı biliyoruz. Şurası 7 bölü 2. Orayı bulduk. Şimdi orada bir de 11'imiz var. Oranın tamamı 11'di. 7 bölü 2 ise o halde o zaman şu maviyle taradığımız kısım da şurası, yani şu kısım ne olacak? Tamamı 22 bölü 2 yapacaksa o zaman buraya 15 bölü 2 geldi. K'ya 2K var. O halde 1'e 3 bir oran var burada. Şimdi biz burayı bulduk, şu kısmı. Parça parça buluyoruz G'nin mavi olan uzaklığını. Bu parça 7 bölü 2. Şimdi sıra şu parçada. Şu parçayı bulacağız. Onu da 1'e 3 orandan buluyoruz. 1'e 3 yaptık. Yani K'nın 3K'ya. Oraya X desek, X'in 15 bölü 2'ye desek. Orası ne gelecek X dediğinde? 5 bölü 2 gelecek. Burası da 5 bölü 2 yapmış oldu. 5 bölü 2 buradan, 7 bölü 2 buradan. Toplarsak 12 bölü 2'den Adana gelmiş olacak. Sekizinci sorudayız. ABC üçgen üzerinde D ve E noktaları arasında bir lastik bağlanmıştır. Bu lastik çekilerek BC üzerindeki bir F noktasına sabitlendiğinde şekil 2 elde ediliyor. Açıların eşitlikleri verilmiş, kenar uzunlukları verilmiş. BF ile FC arasındaki oran soruluyor bize. Şimdi dikkat edin, lastiği buradan tutup aşağıya doğru çekmiş ve buralar açıortay oluşmuş. O zaman şu nokta özel bir nokta olmuş oldu. ADE üçgeninin dış açıortay, dış D çemberinin merkezi olmuş oldu. Yani bu ne demek? İki dış geçiyorsa o zaman tepedeki iç de buradan geçecek. Burası da şu şekilde açıortay oldu. Zaten AB'yi soru bize vermişti. Burası 12 birimdi. Bir daha bize kimi vermiş? AC'yi de vermiş. Burası da 16 birim. 12, 16 açıortay, iç açıortay teoremine göre 6'ya bölsek burası 2K. Pardon, 4'e bölelim. Ortak katları 4. 4'e bölelim. Burası 3K. 4'e bölelim. Burası 4K. BF o zaman buradan ne geldi? BF dediğimiz 3K. FC
FC dediğimizde 4K oranlarsak 3 bölü 4 gelmiş oldu. 39. soru. Özel olarak tasarlanmış bir ütü masasının ayakları A ve B noktalarından masaya monte edilmiştir ve ayaklar bu noktalar etrafında dönebilmektedir. AB 20 cm olmak üzere ayaklardan her birinin boyu 100 cm'dir. Bu ayaklar açıldığında aşağıdaki şekil elde edilmektedir. Bu şekilde CD 80 cm olduğuna göre masanın zemine uzaklığı nedir diye sorulmuş bize. Bakalım. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Aradaki uzaklık A ile B'nin şu aradaki uzaklığı 20 olarak verilmiş bize. Burası 20 birimmiş. Şimdi biz bu masayı E'den şöyle monte ettiğimizde, yani şöyle yukarıya doğru kayıyor bu masa. Bir de kimi vermişti? C'de aşağıyı 80 vermişti şurayı. Demek ki burada bir kelebek var. 20'ye 80 oranı. Bu kelebeğin oranı. Yani 1'e 4 bir oran var burada. Zaten 100 olarak her birimin boyu, yani BC ile AD'nin boyu 100 olarak verilmiş. 100 ama nasıl paylaşacak? 1'e 4 şeklinde paylaşacak. Demek ki burası da 20, burası da 80 oldu. Demek ki bunların her biri birer eşkenar üçgenmiş. Biz bu uzaklığı arıyoruz. Şöyle. Şurası 40, 40. Şurası 40 kök 3 yaptı. Burası da 10, 10. Bu da 10 kök 3 yaptı. 10 kök 3 buradan, 40 kök 3 buradan, toplamı 50 kök 3 gelmiş oldu. Kırkıncı soru. Betül üstte verilen tangram parçalarıyla alttaki ördek modelini oluşturmuştur. Ördek modelinde kullanılan parçalar numaralandırılmıştır. Modelin çevresi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi burada tek tek yazacağız. Şuraya x desek şurası da x olacak. Şu parça y oldu arkadaşlar. Buranın tamamı neydi yalnız? X'ti. O zaman şu parçaya ne kalmış oldu? X eksi y kalmış oldu. Daha sonra 3'e bakalım. 3'ün yan kenarları neydi? X, X'ti. Onu yazdık şuraya. 1'in şuradaki kenarı, şuralar X çünkü. Şurası Y idi. Burası tabanı 1'in. 2'nin yan kenarları, ikiz kenarlarından burası T, burası T geldi. Zaten o T aslında çok önemli değil ikinci yazdığımız. Çünkü o çevrede kalmıyor. Biz dışarıyı hesaplamak istiyoruz. Burası T. Şurada bir X'imiz var. 3'ün. Hatta burada da bir x'imiz var, burada da bir x'imiz var. Sanırım tamamladık. Bir başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane x burada var. 8 tane x'imiz var. Sonra şurada bir tane eksi y var. Şurada bir tane artı y var. Y'ler patladı. Gitti. 2 tane de t geldi ekstradan. 2 t oldu. Bu da c şıkkında var. Geldik 41. soruya. Şekilde ABC üçgeninde AE AC'ye dikmiş. Açıların eşitliği verilmiş. Uzunluklar verilmiş. Bize x soruluyor. Şimdi bakalım ne yapabiliriz. Burada iç açı ortay olduğuna göre x ise, ben buraya xk dersem, burası 3 ise o zaman burası da 3k olacak. Bunu açı ortaydan söyledim. Hatta bu açı ortaya isim versem, şimdi alfa alfa desem, buraya da beta desem, alfa ile beta'nın toplamı 90 derece yapacak. Çünkü AE AC'ye dikmiş. O halde ben BA'yı şu şekilde uzatırsam, şimdi alfa artı beta'nın, alfa artı beta'nın 90 olduğunu biliyorum. O halde 2 tane alfa ile 2 tane beta'nın toplamı 180 yapacak. Şimdi şekle bakarsanız şurada 2 alfa var, şurada beta var. O zaman buradaki açıya beta kalmış oldu. Yani bu bize ne kazandırdı? Burada bir dış açıortay yakaladık. Şöyle dış açıortayın bittiği yerden başlıyorum. Dış açıortay teoremi yapacağım. Onun tamamına 13 artı x'e, kenarlar ne? x k'nın 3k'ya, k'lar gitti, içler dışlar yapalım. 30 eşittir 13x artı x kare, x kare artı 13x eksi 30 eşittir 0. Burayı x x diye ayırdık, burası da 15'e eksi 2 diye ayrılır. X eksi 15 gelir. X bir de 2 gelir. X 15, eksi 15 olamaz. Uzunluk arıyoruz çünkü biz. O zaman X 2 olmuş olur. O da C'ye. 42. sorudayız.
Bir dik üçgen verilmiş. Alanların eşit olduğu söyleniyor. SS olarak verilmiş. Eşit alanda üç üçgene ayrıldığına göre x soruluyor bize. Ve bize bir de AC'nin 18 olduğu verilmiş. Şimdi şöyle düşünün bakın. Bir dik üçgene bakın. Yani şu alttaki, şuradaki S'i görmeyin. Şu aşağıdaki S'i görmeyin. Şunlara eşit bölmüş. S, S olarak. Demek ki o zaman bu tabanlar eşitmiş. E dik üçgende inen bu kenar ortay muhteşem üçlü getirirdi. Demek ki buralar da XX oldu o zaman. Daha sonra ben buraya K dersem, K tabanlıya S kadar alan gittiyse 2S'lik alana da 2K kadar bir taban gitmek zorunda. 3K'yı soru bize vermişti arkadaşlar. 3K dediğimiz neydi? Soru bize bunu söylüyordu. 18'di. Demek ki K dediğiniz 6'ymış. O zaman burası 12 oldu. Özel bir üçgen bu. 12, 16, 20. 20 dediğin 2X. O zaman X 11'im gelmiş oldu. Kırk üçüncü soru. ABC üçgen boyalı alanın tüm alana oranı soruluyor. Bu bir kalıp aslında. Sinüs alandan çözülen bir kalıp bu. Buraya alfa diyelim şimdi. Bakın şu yukarıdaki şu beyaz üçgenin alanını sinüs alandan yazalım. Şöyle 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı aradaki açının sinüsü sin alfa. Sadeleştirmeyi yaparsak demek ki burası 3 sin alfa olacakmış. Şimdi sıra şu üçgene göre yapalım. Yani A, F, K üçgenine göre yapalım. O ne olacak o zaman? 1 bölü 2 çarpı yan kenarı ne bir tanesi? 4. Sağ taraftaki 6. Aradaki açı sin alfa. Eşitleri yapsak burası 2 oldu. 2 çarpı 6. 12 sin alfa yaptı. Tamamı. 3 sin alfa yukarıdaysa demek ki yeşile 9 sin alfa kaldı. Yeşili bulduk. Şimdi yeşili bulduysak yazalım. 9 sin alfa onun alanı dedik. Şimdi büyüğü yazıyorum bakın. Büyüğün alanı da şöyle olacak arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı kenarlar ne? 7. Sol taraftaki kenar 8. Sağ taraftaki kenarda kaç geliyor? 6. O da 8 geliyor. Aradaki açı da sin alfa. Sadeleştirmeleri yapsak 4. O da 32 sin alfa geliyor. Bu tamamı. Büyük üçgenin tamamı. Sin alfalar gitti. 9 bölü 32 olmuş. Oldu. Dördüncü sorudayız. Aşağıda ABC üçgeni şeklinde bir kağıt parçası verilmiştir. Bu kağıt B noktasından DE boyunca katlamalar yapıyor. Evet. C noktasından FK boyunca katlandığında C noktası A noktası ile çakışıyor demiş. Katlanmış kağıtta AF mavi boyalı üçgenin çevresi 26 cm olduğuna göre DK kaçtır diyor. Şimdi biz yukarıda yapmaya çalışalım bu katlamayı. Nasıl yapıyor bu katlamayı? Şurada bir DE uzunluğu varmış arkadaşlar. Bu B'yi alıp katladığında bu buraya geliyormuş. Şöyle geliyormuş. Demek ki burası dikmiş ki bunlar eşitmiş. Katladığında oraya geliyormuş. Aynı şekilde burada başka bir uzunluk varmış. Şöyle. Hatta şuraya E diyelim. Şuraya D diyelim. Şurası F'ymiş. Şurası K olacak. Bunu bu şekilde katladığında yine buraya geliyorsa bu uzunluk birbirine eşittir. Katlamayı şu şekilde yapıyor yani. Şimdi dikkat edin. Burada ikizkenarlar elde ettik. Yani bu şu demek aslında. Şu uzunluğa eğer x dersek şu uzunluk da x oldu. Buraya y dersek bu uzunluk da y olmuş oldu. Şimdi ne diyordu? AEF mavi boyalı üçgenin çevresinin uzunluğu 26 birim demişti. X var, y var. O zaman EF uzunluğuna şuraya 26 eksi x eksi y kaldı. Dikkat edin. Bizden D ile K'yı istiyor. Yani bizden istediği yer şurası. Şu iki kırmızının birleşimiyle oluşan uzunluğu istiyor. Bunun paralel olduğunu görebiliyoruz. Solun oranı 1'e 2 çünkü. Sağın oranı da 1'e 2 çünkü. Demek ki o zaman paralelmiş. Aşağısı ne oluyor? Toplam ona bir bakalım. Ortada EF 26 eksi X eksi Y. Solda X var. Sağda Y var. Demek ki patlarsa o zaman aşağısı komple 26 geliyor. O zaman orası 26 ise 1'e 2'den bizim aradığımız şu uzunlukta 13 yapmış oluyor. O da E şıkkında. Kırk beşinci soru. Bu da bir sinüs alan kalıbı. Şimdi buradaki kural şu arkadaşlar. Direkt bu oranı veren bir kural var. Kural şöyle.
Bir atlaya atlaya çarpıyoruz. 2 çarpı 3 çarpı 4. 2 çarpı 3 çarpı 4 artı sonra geriye kalanları 4 çarpı 6 çarpı 2 4 çarpı 6 çarpı 2 bölü tüm kenarların çarpımı. Tüm kenarlar ne? Sol AB kenarı 6, taban 6, sağdaki 9. Bu bize işte ortadaki o DEF üçgeninin büyük üçgeni olan oranını veriyor. Eğer ki bunu da yaparsak 2 bölü 9 bulmuş olacağız. Sinüs alandan bir kalıbı var. Beyaz ispatı uzundur bunun. Buralara alfa deyip tek bütün üçgenlerin tek tek alanlarını sinüs alandan yazıp bulabilirsiniz. 46. Begüm bir D doğrusunun üzerine bir kenar uzunluğu 9 santim olan ABC eşkenar üçgeni çiziyor. Daha sonra CD 1 santim olacak şekilde BD eşkenar üçgenini, EF 1 santim olacak şekilde BFG eşkenar üçgenini çiziyor. Bu işleme aynı şekilde devam ederek bir kenarı 1 santim olan KLM eşkenar üçgeni çiziyor. AL ne oluyor diyor. Şimdi en başta 9 santimdi burası. Şurası 1 olunca buraya 8 kaldı. Sonra burası 1 olunca buraya 7 kaldı. Biz bir tanesini daha çizmeye kalksak şöyle olacak. Şu şekilde. Şurası 1 olacak. Şurası 6 olacak. Şuraya 7 olacak. Şimdi taban biz AL'yi arıyoruz. Şu uzaklığı arıyoruz. Taban en başta 9'du. Dikkat et bak çift kenarlı yani kenar sayısı çift olanı almıyor. Taban olarak almıyor. Onun tepe noktası aşağıya geliyor. Demek ki onu almayacağız. 7 geliyor sonra. O zaman demek ki hep tekler gelecek. 5, 3. Bakın burada 7 geldi. Bunun çifti mesela. Burası 6 7 gelmedi. Bundan bir sonrakine 5 gelecek burada. O geliyor tabana. En son 1 geliyor artık. O da burasıydı. Bunun toplamını arıyoruz biz. Bu da ne yapacak? 10, 20, 25 D şıkkı yapmış olacak. Kırk sorudayız. Yukarıda üst yüzeyi düzlemsel olan eşkenar üçgen şeklindeki bir servis tabağı ve bu tabağın üzerine bırakılan eşkenar üçgen şeklindeki peçete verilmiştir. Servis tabağının ağırlık merkezi aynı zamanda peçetenin bir köşesidir. O zaman ağırlık merkezi burasıymış yani. Servis tabağının çevresi 54 birim olduğuna göre demek ki bir kenarı 18'miş eşkenar üçgen dediği için. İki eşyanın ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir? Peçetenin kalınlığı önemsenmeyecektir diye not düşmüş. Şimdi şöyle yapalım. Eşkenar üçgende ağırlık merkezinden geçiyorsa burası dik olacak o halde. Şöyle. Ve 18 ise zaten şurayı biliyoruz. Şurası 9. Şurası 9. Ne yaptı? Burası 9 kök 3 yaptı. 9 kök 3 nasıl paylaşacak ama? Ağırlık merkezi olduğu için 1'e 2 paylaşacak. Burası 6 kök 3 oldu. Şu kısımda 3 kök 3 oldu. Bu da eşkenar üçgen. Ve aynı ağırlık merkezi burası da olduğu için nasıl paylaşacak? Bu da yine 1'e 2 paylaşacak 3 kök 3'ü. Demek ki şurası kök 3'müş, şu kısım 2 kök 3'müş. Zaten iki tane eşkenar üçgenin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı soruyordu soru bize. O da 2 kök 3 yapmış oldu. Sekizinci sorudayız. AB 24 birim, AC 36 birim. BC'de 50 birim olmak üzere ABC üçgeni biçiminde kağıt AD boyunca katlandığında B köşesi B üssü noktasına geliyor. B üssü DC üçgenin çevresi sorulmuş. Şimdi katlama da dikkat et deltoid oluşuyordu ve açıortaylar şöyle yerleştirelim hemen. Burası 24 birim oldu. Bize AC'yi zaten 36 vermiş. O halde buraya 12 kaldı. BC'yi de 50 vermiş şu aşağıyı. Şimdi şöyle yapalım. Burası zaten bu da açıortay olacak. Şu şekilde aşağıda 50 birim var. Fakat bunu açıortaydan paylaştırabiliriz. Tepedeki açısının açıortayından dolayı. Burası 24, burası 36. 12'ye bölersen eğer burası 2K, 12'ye bölersen eğer burası 3K. Şimdi 5K dediğimiz bizim 50'ye eşit. Demek ki K 10'a eşit. O halde o zaman burası 20 yaptı. Burası da 30 yaptı. 20'yi aslında katlayıp DE'ye getirdi. Yani 20 olan burasıydı. Bize zaten mavinin çevresini istiyordu. 50, 12 de buradan, 62, o da Edirne'de var. Yapmış olduk.
49. soru. ABC üçgen D ve E bulundukları kenarların orta noktalarıdır. K çevrel çemberinin merkezi demiş. Demek ki çevrel çemberin merkezi üçgenin dışındaysa bu üçgen geniş açılı bir üçgen diye de yorum yapabiliriz. Aynı zamanda çevrel çember merkezi şu da anlamına gelir. Kenar orta dikmelerin kesiştiği noktadır. Yani bu kenarı ortasına inen dikmenin KE. Buraya da bunu söyleyebiliriz. Şöyle. Sonrasında bize ne veriyordu? BAC'yi, tepedeki açıyı 110 vermiş bize. Bizden NAT, yani şu aradaki şu açıyı istiyor. Dikkat edin, burada ikizkenarlar oluştu arkadaşlar. Bakın şöyle gösterebilirim. Şu kırmızıyla şu kırmızı aynı kenar, ikizkenar. Şu maviyle de şu mavi aynı kenar. Burada da ikizkenar oluştu. O zaman açılarından yürüyelim. Buraya A diyelim, burası da A olsun. Buna B diyelim, burası da B olsun. Hatta şurası ne yaptı? Şurası 2 iç bir dıştan 2A, burası 2 iç bir dıştan 2B yaptı. Aradaki açıya ne geldi? Tepenin 110 olduğunu söylenmişti bize. 110 eksi A eksi B oldu o zaman. Şimdi üçgenin, şu üçgenin iç açılar toplamından gidelim. Hepsini toplarsak 110 artı A artı B geliyor. Bu da 180'e eşit olacak. Demek ki buradan A artı B dediğimiz 70'miş. Soru bizden NAT'yi istiyordu. NAT buydu zaten. Bunu şöyle yazsak daha güzel olur. 110 eksi parantezinde A artı B diye yazsak. E artı B'yi biz 70 bulmuştuk zaten. Demek ki o zaman NAT 40 derece yapmış oldu. 50. ve üçgenlerde kalmanın son sorusuna geldik. AB 6 birim, BC 8 birim olmak üzere ABC üçgeni iç teğet çemberinin merkezi, yani iç açı ortayların kesim noktası. GD ABC üçgeni ağırlık merkezi, yani kenar ortayların kesim noktası. Şekildeki ABC üçgeni şeklindeki kağıt parçası kesikli çizgilerden kesilip aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. DC üssü 2 birimmiş. Şurada arkadaşlar var o. Şurada verilmiş. Şurası 2 birimmiş. Mavi renkli çizginin uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş bize. Şimdi AB 6, BC 8, aşağısı 8. O zaman burası 6, 8, 10 üçgeni oldu. Şurası ne demiştik? I dediğimiz şey açıortayların kesim noktasıydı. 6'ya 10 var, aşağıda da 8 var. Nasıl paylaşacaklar? Kenarlarla orantılı açıortay olduğu için. 6 tarafına 3 gidecek, 10 tarafına 5 gidecek o zaman. Demek ki burası 3'müş. Şu kısımda komple şöyle 5'miş. Ağırlık merkezi ne yapıyordu? Kenar ortay geçiyordu. İndiği kenarı 2'ye bölüyordu. İndiği kenar 8 ise o zaman 4, 4 bölecek. Demek ki burası 1 birim, şurası 4 birim. Burayı yazdık. Şimdi bunları alttaki şekilde yerine koyalım. A ile C'nin arasındaki mesafe 10 birimmiş. Yani o burası. E ile C'nin arasındaki mesafe 4'müş. Ama şurayı zaten soru 2 vermişti. Demek ki şu E, D o zaman 2 kaldı. Onu yazdık. Daha sonrasında BD şurası 3'tü. Demek ki şu küçük parçaya 1 birim kaldı. AB'de 6'ydı zaten. Buraya da yazdık. Ve burası 90 derece. Onu unutmayalım. Şimdi soru bizden mavi uzunluğu istiyor. Öyle bir dik üçgen yapalım ki o mavi uzunluk o dik üçgenin hipotenüsü olsun. Böyle düşünelim. Şimdi ben bunu şöyle tamamlıyorum. Şu şekilde. Şöyle bir dik üçgen yapmak istedim. Şimdi şunu şu şekilde yukarıya uzatırsam eğer bu uzaklığı bulabilmek için aslında ne yapmış oldum? Bakın şuradaki şu üçgeni şu dikine atmış oldum şöyle. Bunu bu şekilde tamamlamış oldum. Yani burası 6, burası kaç birim? Şura 4 birim. Bunu çizmiş oldum aslında yukarıya. 6 da burada vardı. O 6 yukarıya çıktı. Sağdaki şu uzunluk komple ne yapıyor? 6, 8, 9 yapıyor. Dikkat edin şimdi bakın. Şöyle bir dik üçgen yaptık. Şu şekilde. Şurası 6 geldi. Pardon, şurası 12 geldi. Şurası 9 geldi. Biz mavi arıyorduk. Mavi de 15 olmuş oldu.